Kameraman Gökhan Köşetaş ve Osman Girgin, Karabağ'dan göç etmek zorunda kalan, Karabağ'dan göç etmek zorunda bırakılan ailelerle buluştu. Zaman zaman vatan hasreti seslerine yansıdı, zaman zaman gözyaşlarına dönüştü. Kalk ayağa, yat Kırat'ın yalmanına, yönünü tut. Ağdam, Şuşa, Laçınıma, azad eyle Füzulini, Kəlbəcəri, dört bir yandan sesle bizim erenleri, kalk ayağa. O ve yaşıtları ata topraklarını hiç görmedi. Karabağ'ı yalnızca anne babalarından dinlediler. Ama vatan hasretini her zaman kalplerinin ta içinde hissettiler. Neredeyse 30 yıl önce doğup büyüdükleri topraklardan koparıldı Ağdamlı, Laçinli, Fuzulili aileler. Ermenistan'ın işgali nedeniyle Karabağ'dan göç etmek zorunda kaldılar. Burunlarında tüten memleket hasreti cepheden gelen zafer haberleriyle sevinç gözyaşlarına dönüştü. Haber Global ekibi o aileleri ziyaret etti, hikayelerini dinledi. Karabağ'dan göçenler için yapılan bir mahalledeyiz. Azerbaycan Devleti'nin yaptığı bu mahallede, bu evlerde işte gördüğünüz gibi hiçbir eksik yok. Dört dörtlük bir evdeyiz. Fakat buradaki insanlar öz topraklarını arıyorlar. Evdeki tek eksik de aslında bu. Ve yazılan kitaplarda, okudukları şiirlerde, örneğin bugün şu anda biz bir Laçinli ailenin evindeyiz. Laçinli ve Laçinsiz şeklinde dünü, bugünü ve yarını, hayallerini arzuluyorlar. İşte onu hayal ederek yaşıyorlar. Çocuklarına da bu kitaplarla doğdukları, büyüdükleri toprakları anlatıyorlar. Peki ilk evvel bizim gün çok çetin idi. Çünkü doğma torpaqlarımızı koyup gelmiştik. Heç cür bura uyğunlaşa bilmirdik. Doğrudur, burada bizim öz vətənimizdir. Ancak biz vətənimizdə vətənsiz kim olmuştuk. Ve Karabağ'dan göçenlerin çocukları. Onlar yıllarca anne babalarından dinlediler Karabağ'ın havasını, suyunu, yeşilini. Vatanlarının işgalden kurtulacağına inançları tam. Biz bilirik ki bu savaşta Azerbaycan galip gelecek ve Karabağ yeniden Azerbaycan olacak. Nenelerimiz, babalarımız, halalarımız hamısı öz doğma torpağına qayıdacak. Biz de analarımızla, atalarımızla orada yaşayacak. Biz buna eminik ki askerlerimiz o torpaqları geri qaytaracak. Ona göre de ordumuza güvenirik ve deyir ki Karabağ Azerbaycandır. Ofeliya Hüseynova Fuzuli'den göçmek zorunda kaldığında 40 yaşındaydı. Şimdilerde gözü kulağı televizyonda, haberleri takip ederken içini sevinç kaplıyor. Fuzuli'ye geri döneceği günü bekliyor. Ben hiç çıkmak istemedim evimden. Neye göre? Çünkü dede baba yurdumdu. İsteyerdim ki hemşire orada kalam. Ben istiyorum Füzuli rayonunda yaşayayım. Ömrüm de orada feda olsa orada torpağa bağışlanmam ben. Vətənimi görmək istəyirəm. Torpağımı görmək istəyirəm. Biz heç nə istə, elə bircə quru çörəyimiz olsun, quru çörəyimiz olsun. Yani biz orada yaşayaq. Mirali Mehmedov Dağlıq Qarabağ uğruna savaşan bir qazi. Adama evine özlemini anlatırken gözyaşlarını tutamıyor. Ben yine de özümü xoşbaxt hesab edirəm. Torpaqsız, vətənsiz. Ama şükürler olsun. O günü ben çok gözlemişim. Ölmemişim ki ben o torpağıma gideceğim. Ölmemişim ki gideceğim o torpağa. Atam torpaq diye diye gitti. Ben o Ağdama ayağı yalın gideceğim. Burada vətənimdir. Burada vətənimdir. Ama benim babalarım Hacı Seyid Əhməd Ağa, Seyid Məhəmməd Ağa, Bayaz nənəm, öz anam Suğura o torpaqda yatıp ben ona gitmeliyim. Azerbaycan'ın gözü kulağı Karabağ'da. Gelecek yeni zafer haberlerini ve evlerine döneceği günü dört gözle bekliyorlar.